2, 1. BMW markası GS modelleriyle zaten Enduro motosiklet klasmanında kendi bir miyeng taşı olarak dağlara tepelere koydu. Zaten çok farklı bir kültür getirmişti dünyamıza. Fakat bu motosikletin yamanlığı vardı bir tık. Bundan yaşlı insanlarımız birazcık sıkıldığı için sanırsam BMW'nin CEO'su veyahut da Berlin'deki Alman mühendisler kafayı iyice kırdı. Dediler ki bizim bir şey yapmamız lazım. Ne yapmamız lazım dediler. Ellerindeki 2014 model yarış motoru Espinar'ın bloğunu tam olarak böyle bir deliğe aktardılar aga. Bu arkadaşımızın adı BMW Espin XR. Kendisi 2024 model 0-400 km'de bir motosiklet. Aga çok güzel gidiyor. Şu an rodajda olmasına rağmen tam olarak deneyemiyoruz ama altımızda arka lastiğinde 170 beygir güç olan, full ağırlığı 227 kilo olan bir motosiklet var. Ve efsane teknolojilerle donatılmış. Videomuza hoş geldiniz. 2024 BMW Espin XR konuğumuz arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle böyle bir motosikleti anlatacakken direkt olarak motorun tasarımından önce parça kalitesine geliyorum. BMW kalitesi veyahut da Ducati'yi vesaire beğenen arkadaşlar bu grenajları birazcık beğenmeyebilirler. Fakat malum 2024 şartlarında skinflasyondan ötürü falan sanırım bu motosiklet artık böyle oluyor. Grenajları birazcık eski motosiklet binicilerine farklı gelebilir, ucuz gelebilir. Ama tasarımı birazcık daha değiştirmişler. Eskiden gözleri bunun pörtlekti. Biri yamuk, biri kısıktı. Artık gündüz farını eklemişler. Ondan yana şikayetler başlamış. Açılır kapanabilir. Gündüz farı var. Kendiniz menüden ayarlayabiliyorsunuz. Menüye zaten özellikle geleceğim. Birazcık sivri hatları olan, güzel nispeten hızlı gideceğim ya ben diyen bir tasarım var motosikletin. Ben bu grenajları birazcık beğenmedim. Daha eski motosiklet sürücüleri varsa bu grenajların tıngırtılığı falan canını birazcık sıkabilir. Fakat üzülmeyin abiler. Sağa sola yattığında grenajlar ucuza değişebilir. Ön taraftaki gözler pörtlekti. Gündüz dedi koyup o pörtlekliği almışlar. Daha simetrik bir görüntü var. Ortasında bir adet reme yerimiz var. Reme yerden aldığı havayla şasenin sağ ve sol kanadından motor bloğunun soğutmasını yapıyor. Neden? Çünkü alet güçlü. 170 beygir. Sağa solu da birazcık nispeten kapalı olunca bunu böyle dengelemeye çalışıyorlar. Gösterge kısmını çok fazla anlatmam gerekecek. Mod menülerini anlatmam gerekecek. Fakat bunlara gelmeden önce Denz'e bir bakar mısın? Çok beğendiğim bir özellik. Anahtarsız çalışma ve anahtarsız depo. Bu iş mükemmel olmuş abi. Kaliteye bakar mısın? Bak. Bakamadık kaliteye. Evet, niye olmadı? Olmadı. Anahtar orada çünkü. Gidelim alalım. Gidelim alalım abi. Şöyle. Kapatmıyoruz. Kapatmıyoruz. Ne demiştim en son? En sevdiğim özelliklerden bir tanesi anahtarsız çalıştırma ve şöyle bir deposu var abi. Motoru önce bir açıyorum buradan düğmeyle. Anahtarımız da bu. Böyle şık bir araba anahtarının hallice. Sağlı sollu. Şöyle araba anahtarının hallice bir anahtarımız var. Sustalı. Buradan basıyorsun anahtarı açılıyor. Neye yaradığını daha henüz keşfedebilmiş değilim. Bu susta kısmının, anahtar kısmının. En sevdiğim şey. Kaliteye bakar mısın? İttiriyorum. Oğlum. BMW. Rezil ettin bizi be motor. Teknik bir aksaklık oldu arkadaşlar. Anahtar uzakta olduğu için depoyu açamadım. Şunu çok beğendim. Depoyu ufak bir hareketle bu şekilde açıyorsun. Bu burada kalıyor. Anahtar yeri yok. Kaliteli hissettiriyor kanka. Mekanik parçaları motosikletin gerçekten çok kaliteli. Sadece bu grenaj sorunu var. Dokusu, sedesi bozulacak gibi değil. Uzun bir süre boyunca deform olmadan eğer sigara külüyle falan yakmazsanız çok güzel sizi taşıyacaktır. Burada çanta demirleri var. Motorun çantası yok. Benim daha önceden böyle bir motosiklete dair bir tecrübem de yok. Motor çünkü birazcık pahalı. 1,5 milyon mu? 2 milyon mu? 1 milyon mu? Tam bilmiyorum. Fakat buralara bir ton aksesuar var. Zaten BMW'nin kendi sitesinde de opsiyonel olarak çok fazla bir aksesuarı var. Karbon jantından yükseltmeli sedesine, yok konfor sedesine, alçak sedesi, manetler, bir ton gırlı aksesuar var arkadaşlar. İşte paranız ne kadarsa ona göre motosikletiniz oluyor BMW'de. Bu S modeli, bunun bir de M1 XR'ı var. O daha da şaşalı. O harbiden ütopik. Biz orasına girmiyoruz arkadaşlar bu motosikletin. Böyle bir gücü absorbe edebilmek adına motosiklete şunu koymuşlar. Önde 47 milimetrelik elektronik tam destekli amortisörleri var.
Markasını bilmiyorum. Şu nehir çekebilir o sıra. Alt tarafında bir marka var. O marka üretti sanırsam. Benim de pek bir bilgim yok. Çok güzel çalışıyor. Şurada yazıyor aga. Mazotçi. Mazotçiyim, mazotçek. Toz veremem onu. Mazotçi marka amortisörleri var sanırsam. Özlin falan da olabilir diyeceğim de burada bu yazıyorsa bu yapmıştır agacım. Ön frenimiz Brembo, arka fren de muhtemelen Brembo. Çelik fren hortumlarıyla desteklenmiş. Motor çok güzel bir şekilde fren yapıyor. Motorun hani viraja girişi, şuradan girdim, buraya gideceğim, şu hızla girdim, bu hızla çıkacağım olayları falan ütopik. Yani gerçekten ütopik. Çok güzel viraj dönüyor. Sağdan sola bağladığınız virajlarda falan şey oluyorsunuz yani. Ha. Oha. Gerçekten çok memnun edecektir sürücüsünü. Gösterge paneline gelmemiz lazım. İçerisi çok karışık. Bir sürü elektronik desteği var aletin. Anahtarsız çalıştırma var demiştim. Anahtarımız bu. Bunu ben şöyle yapıyorum. Açıyorum burayı. Burada ufak bir cebi var motosikletin. Kimse beğenmemiş bunu ama benim çok hoşuma gitti. Minimal çünkü. Ben minimal şeyleri seviyorum. Anahtarı koyduk. Hediye buff sıkıştırdım da araya abiye. O yüzden anahtarı koyamıyorum. Koyduğumu farz edin arkadaşlar. Böyle bir... Bu yüzden sevmiyorlar herhalde. Çok fazla bir şey koyamıyorsunuz. Buradan basıyoruz. Mükemmel bir ekran bizi karşılayamıyor. Karşıladı. Ekranımız bizi. Sen anlaması budur. Şimdi anlatacağımız bir sürü şey var motosiklette. Çünkü agacım bak motora öyle şeyler koymuşlar ki. Yolda gidiyorsun. Sola yattın. Kaç derece yattın? 30 derece yattın. 40 derece yattın. Motosikleti şu kadar saat kullandın. O sürüş esnasında şu kadar saat mola verdin. Yakıt, ne kadar yakıt yaktın, ne kadar yakıtla gidersin, ne zaman yakıt almalısın, servise ne zaman... Çok karışık, çok zeki. Ütopik, hemen size canlı göstereyim. Burada menü tuşumuz var. Bu tuş motosikletin amortisör ayarı. Öncelikle onu söyleyeyim arkadaşlar. Dinamik ve yol olarak ikiye ayrılan amortisör ayarımız var. Biz yol içerisinden bunun spor sürüşü ayarlayabiliyoruz amortisörü. Ki kendi kafasına zaten otomodu aldığınız zaman sürekli olarak bir ayar yapıyor. Önde, arkada. Çok destekli. Biz menüye geçelim. Menü kısmına geldiğimizde buradaki solda joystick'imiz var. Bu ilk çıktığı gün 2014 modelinden beri bu var. Sola kaydırınca sola gidiyor ki hertz çok iyi. Çok hızlı bir şekilde ekran sunumunu verebiliyor sana. Okey demek için menüyü alt yapıyorum. Buradan aracın kendi bölümüne geliyorum. Burada diyor ki 73 derecede diyor. Lastik basıncı var. Aküsü var. Her motorda var zaten bu. Araç bilgisayarına geldiğimizde buradan sonrası birazcık saçmalıyor. Yaptığın yolculuğu söylüyor sana. Şu kadar saat motor sürmüşsün. Benzinle şu kadar saat sonra gidebilirsin. Genel olarak bu kadar hızlı kullanıyorsun sayesinde. Araç bilgisayarı var. Araç hakkında genel kilometre bilgisini veriyor. Motor 100 km'de 8.7 litre yakıyormuş. Çok gazlamadım arkadaşlar. Motosiklet rodajda 8000 devirde kesiyor. Gitmiyor 8000'den sonra. Yol bilgisayarına geldiğimizde de gene benzer bir ekran görüyorum. Çok da anlamam zaten bambi ekranlardan. Fakat bir şeyler var. Lastik basıncı var. Ne kadara ne kadar basmışlar. İki kişiyken ne kadar oluyor lastik basıncı falan onları söylüyor. Hani şov yapmışlar birazcık. Çok kullanacağınızdan değil de. Var. Burada spor modu var. Onu da hemen göstereyim. Sporta girdiğimizde ekranı spor yapıyor. Ne kadar fren torku uyguladığınızı ya da DTC'nin ne kadar girdiğini, çekiş kontrolünün ne kadar uygulandığını size burada gösteriyor. Şov seven arkadaşlar için bir numara. Navigasyon bölümü çok iyi. Şu an telefonunuzu bağladığınızda senkronize olarak çalışıyor bunlar. Medya ve navigasyon kısmı. Bununla da zoom yapabiliyorsunuz haritaya. Önünüze bir harita geliyor navigasyona baktığınızda. Yakınlaştır, uzaklaştır, çok dar bir alana girdin, çok sokaklı bir alana girdin. İyice zoom yap, nerede olduğuna bak falan. Şaşa. Öyle böyle değil. Hani bununla ben Çanakkale dağlarında kaybolmak isterim, anladın mı? Yol için değil de arazi için bence mükemmel bir motosiklet. Hemen ayarlara girelim. Bakalım bizim motosikletimizin bize sürüş desteği olarak verdiği olay ne? Araç ayarlarında sürüş modları var arkadaşlar. Özellikle şunu söyleyeyim. Sağ kumandada 4 tane modumuz var. Yağmur modu var. Yol modu var. Dinamik mod var ve dinamik pro mod var. Dinamik pro modda ABS'yi falan kendinize göre kapatabiliyorsunuz. Diyelim araziye gireceksiniz. Arazide yönü nasıl vereceksiniz? Arka lastikli. ABS olunca tam olarak bir kıvrımı elde edemiyoruz. Ki genel olarak arka freni kullanıyoruz arazide. Kapatıyorsun oradan babacığım. Yanlığa yanlığa gidebiliyorsun. Sana öyle optimizasyonlar, şakalar sunuyor motosiklet. Ve bunları da özellikle içlerine girerek gezdirebiliyorsun. Biz konfigürasyon kısmına giriyoruz. Burada diyor ki motor diyor tork ve diyor gaz tepkisi nasıl olsun? ITB motosikletin gaz enjeksiyonun oradaki gaz kelebeklerinin
hızlı açılıp kapanmasını ayarlayan bir ayar var. Motor fren ayarı var. Wow! Diye böyle vites düşürünce ne kadar kompresör yaptığını buradan değiştirebiliyorsun. Çekiş kontrolü var. Tek teker kontrolü var. ABS'si var. Yol için olanı var. İyi tutsun olanı var. Geç açsın var. Erken kapasın var. Yapmışlar da yapmışlar. Hani adam stopiyi bile kontrol ediyor. Anladın mı? Bunu diyor bu kadar yapsın aga diyor. Onun ölçüleri var işte kendine göre. Hani bilen bilmeyen artık binlik motosiklet kategorisinde şöyle bir şey olmuş. Eskiden diyorlardı ki büyük motor almayın. Tecrübesiz bu motorları almayın. Ben 250 cc kullanabilen bir insanın bu motosiklete binip de bu güvenlik modları varken kazaya, belaya, ölüme çok karışacağını düşünmüyorum. Kendini bilirse arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani evet belki bende bir tecrübe var. 200-300 bin kilometre her türlü motoru kullandım. Fakat güvenli yani alet. Birazcık kullandıysanız, 7 sürdüyseniz 10 bin, 20 bin kilometre al bunu geç abicim. Hani zaten bu videoyu 100 bin, 200 bin kişi izler. 5 kişi falan alır bu motoru. O ayrı bir terane ama var yani adam yapmış Alman kalitesi babacığım. Kırmışlar diyorum oğlum kafayı bak. Öyle böyle değil. Gösterge kısmı bu. Şovlu. Bayağı bir şovlu. Fakat bu gösterge kimin işine yarıyor? Biz sürücülerin işine yarıyor babacığım. Göstergeyi biz sallıyoruz arka plana. Çıkıyoruz bu göstergeden. Buraya gidiyoruz. Şimdi genel olarak gördüğümüz ekranımız bu. Ve motosiklet birader bu sadelikteyken sana öyle şeyler sunuyor ki o kadar güzel gidiyor ki viraj ABS'si de var. Girdiğin yere girmek istediğin hızda gitmek istediğin yere kadar motor seni çok güvenli bir şekilde götürüyor. Uçuyormuş gibi hissediyorsun. Böyle ağır, böyle zor kullanılacak gibi görünen bir motosiklet aslında o kadar kıvrak bir halde geliyor ki şaşırıyorsun. Aşırı keyifli. Yani ben sahibine şu an motosikleti teslim etmek istemiyorum. Velhasıl kelam, bunu da destekleyen bir şanzıman opsiyonumuz var. Bu tarafa gelelim abicim. Arka kuyruğu da çekelim. Şu şahane kuyruğu. Stopu falan böyle yanıyor agacım bak. Alet böyle. Hemen gelelim. Vakit kaybettirmeyelim. Bu taraftan görüntüsü bu. Şu aletin adı Quick Shifter. Motosiklet direkt olarak Quick Shifter'a da geliyor. Aşağı ve yukarı olarak. Muazzam çalışıyor baba. 10 numara çalışıyor. Ben daha önceden böyle bir shifter görmedim. Neden? Motorda gaz sabitken yukarıya doğru vites atmanı sağlıyor. Aşağıya doğru atmanı da sağlıyor. Debriyaj genel olarak dur ve kalk işleminde kullanıyorsun. Fakat bunu buraya çektikten sonra sana şöyle bir pay vermiş. Abi çok hissiyatlı. Hani attın ya. Geçti gidiyorum olmuyor motor. Vites atıyorsun şık geçiyor yumuşak yumuşak gidiyorsun. Şanzıman mükemmel çalışıyor. Aşağıya doğru düşürdüğünde de abimizin parayı vererek takmış olduğu akrapovic egzoz patırtılara başlıyor aga. Çok güzel olmuş motosiklet. Ve bu egzozla beraber motorumuzun sesi bu. Kırık oğlum. Çok tatlı. Çok seversin. Gerçekten çok seversin. Ben inmek istemiyorum üstünden. Şöyle DTC'yi MTC'yi kapattığınızda arkadaşlar alet nasıl gidiyor biliyor musunuz? 9 adet bu aralar güzel dönüyor. Ona okeyim. Dönüyorsun ya virajı. 8000'de kesmese abi viraj yakışında hafiften gazı açarak bir tekere geliyor alet. Gaaap diye shifter'ı bir takıyorsun. 3, 4, 5, 50, 150, 250 lan para mı lan? Çok güzel yapmışlar ve bu ülkede bu motosikleti çok güzel anlatamadıkları için birazcık kendimi kötü hissediyorum. Parça fiyatlarına dair herhangi bir fikrim yok. Fakat umarım bir yakınınızda bu motosiklet olur da alırsınız. Çok beğendim. Öyle böyle değil. Daha önceden de motosiklet sürmüyormuşum gibi hissettirdi bana. Çünkü abi hani virajın içine gaz açıyorsun. İstediğin kadar aç kaymıyor. Tutuyor. Kesiyor. Senin dengeni bozmuyor. Frenler o biçim. Anlatabileceğim her şeyi net olarak sana aktarıyorum. Video çok kısa sürmüş gibi hissedeceksin ama zaten bu motosiklet anlatılacak değil, yaşanacak bir motosiklet arkadaşlar. Hani bunu alıp uzun yola gazlamaya gideceksin. Her şeyi yapabilirsin.
almayı düşünen arkadaşlar için şunu söyleyeyim. Düşük performans kullanımda şehir içi sakin sakin gezeyim, etrafa göre göre rize turu yapayım diyen abi için idealdir. İstediğin hızda gidebilirsin. Çok yumuşak bir tepkimesi var. Açarsın yağmur modunu. Tatlı tatlı gidersin ama belli bir yerden sonra gene kafayı yiyor. O ayrı bir terane. He bir de dinamik pro modu var. Orada iyice kafayı yiyor. Hani ben şehir içinde de aslında asabi süreceğim. Ben o kadar yaşlanmadım daha diyen abi varsa alet bu kanka. Bunu al, ister uzun yola git, ister İstanbul E5'te gazla, ister ben sıkıldım buradan de Ankara'ya git, Ankara'da şehir içi gazla. Her şeyi yapabilirsin. Çünkü amortisörler çok iyi çalışıyor. Dediğim gibi sürekli bir ayar var ve arazi içinde elverişli. Hani arazi kısmını kimse söylememiş. Biz birazcık soktuk. 10 numaraydı. En büyük etkenlerden bir tanesi motorda yokuş kalkış desteği denilen, adını unuttuğum bir teorem var. O da şöyle çalışıyor. Diyelim arka frene bastınız. Motor sürekli arka frene basılı olarak kalıyor. Böyle debriyajı tutup sadece arka frene ya da ön frene basmadan yokuşta motorun geri kaymasını engelleyebiliyorsunuz. Yani diyelim babacığım bu koca aletle araziye girdiniz. Çok da bir tecrübeniz yok ya. Şimdi bu arka frene motor geri kaymasın diye basmak zorundasınız. Bunu abi adam halletmiş. Bir kere basıyorsun. Motor kendini kilitliyor. Bir daha frenle işin yok. İster ayağını yere koy. İstersen ayaklarını buraya koy. Fark etmiyor. Sen gaza açınca dizel araba gibi çıkıyor motor yukarı. Çok güzel olmuş. İşi bilmeyen, yeni başlayan veyahut da motorun ağırlığından dolayı cebine masraf açacak olan abilerimizin çok güzel işine gelir. Problem yaşamaz. O iş güzel olmuş. Her yönünü düşünmüşler. Öndeki camımız birazcık ayarlı. Bu kısa moda ön camımızın. Nehircim gel. Buradan mandalı var. Mandalı çekerek yukarı alabiliyorsun. Aşağıya alabiliyorsun. Şu mandalı bir yukarı, daha çekelim. Yukarı, aşağı. Yukarı, aşağı. Bu alet nedir bilmiyorum, anlayamadım. Burada tuşu muşu var. Bir şeyler çıkıyor buradan ama sanki. Şarjı bitiyor. Tamam, sıkıntı yok. Full değildi biliyor musun bir de? Bitirelim mi diyor. Spinixar gerçekten mükemmel tasarlanmış bir uzun yol motoru mu diyeyim, otoban gazlı motoru mu diyeyim bilmiyorum. Tam olarak çok hızlı gidemedim. Rodajda olduğu için 460 kilometrelerdeyken bana emanet edilen bir motosiklet. Buradan Alpay abiye çok teşekkür ediyorum. Motorumuz gördüğünüz gibi bu. Buradan sonrasını belki GoPro ile birkaç tane sürüş videosu koyabilirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Mükemmel bir motosiklet. Elci kısıtması da var. Her şeyi var. Anlatabileceğim daha ne var bilmiyorum. Cruise kontrol da var. Bunları GoPro'da da söyledim. Şimdilik Rocco'dan bu alet bu kadar. Umarım daha sonra tekrardan böyle ütopik makinelerle görüşeceğiz. Eğer siz de kardeş sen güzel anlatıyorsun ya bu motoru çeker misin derseniz ve o motor sizde varsa veyahut da siz bir firmaysanız lütfen mail yoluyla bize danışın. Biz artık profesyonel bir şekilde sizin reklamınızı yapmak istiyoruz. Spinixar karşınızdaydı arkadaşlar.